gitme. Koray. Belki ikiniz de biraz kafanızı toplarsınız. Hem siz ilk kez ayrılmıyorsunuz ki. Hayırlarım. Biz Hande'yle ilk kez ayrılıyoruz. İlk kez. Yalnız kalıp biraz sakinleştiğimde sadece onun yanına gitmek istiyorum. Ama onu her gördüğümde bütün kızgınlığım, öfkem geri geliyor. Öyle şeyler yapıyor ki her karşılaştığımızda. Bir adım daha atıyorum geri. Bir karar vermediğin sürece de böyle devam edecek Feriha. Biliyorum ama... bir an onu özlemekten başka hiçbir şey kalmıyor geriye. Sonra öfkemden, sonra kırgınlığımdan. Sen gerçekten bitirmek istiyor musun? İstemiyorsun. Kolay da değil zaten. Bu şekilde bitiremezsin. Levent Bey, ben bunları sizinle konuşamam. Bence konuşabilirsin. Yani benim derdim sana akıl vermek falan değil. Ben sadece sana doğru soruları sormaya çalışıyorum. Kendime sorduklarımdan daha fazlasını soramazsınız. Hala onun yüzüğünü taşıyorsun. Bu bir erkek için çok büyük bir cevaptır. Bu yüzüğü parmağıma taktığı günü asla unutamam. Yüzüğümü çıkarmak kolay değil. Hiç değil. Her geçen gün onu biraz daha fazla kaybediyorum. Ben kaybettim bile. Karım yurda yerleşiyor. İşe giriyor. Benim yüzümden işten kovuluyor. Kendine bensiz bir hayat kuruyor. Hayat kurmak nedir ki? Hayat kurmak. Evet işte kurarsın. Bozulur. Kurarsın, yıkılır. Biter gider. Hande gider. Hayat biter. Biz Feriha ile böyle bir durumda olmasaydık. Sana bırak gitsin. Biraz da böyle deneyin. Çok yoruldunuz derdim ama... şimdi böyle bir şey diyemem. Bir de o arkasını dönüp gitmesi senin yüzündense, o zaman çok ağır oluyor. Ama ben bu ağırlığı taşımak istemiyorum. Bitsin istemiyorum Emir. Gitsin istemiyorum, bırakmak istemiyorum ben. Sen bırakmak istemesen de o gitmesi gerektiğinde gidiyor Koray. Hadi geç oldu, sen bende kalmayacaksın. Yok. Gideceğim ben. Karım bekler. Karım korkar. Karım bekler.
geldin. İyi misin? İyi olmadığımı görüyorsun Gülsüm. Görüyorum da ne bileyim. Anlatmayacağını bilsem de yine de sormak istedim işte. Anlatsam dinleyebileceğine inanıyor musun Gülsüm? Dinlemeye katlanabileceğine gerçekten inanabiliyor musun? Hande değil mi? Hande. Her zaman Hande. Kendimi bildim bileli benim tek mutsuzluğum, tek derdim Hande. Bak, kendi söylüyorsun işte. Dert, mutsuzluk. İnsan bunları ister mi? İster. Eğer ondan başka bir çaresi yoksa insan her şeyi ister. Aşk. Aşk aslında çok karanlık bir şey Gülsüm. İnsanın içi gibi karanlık. Büyük bencillik. Büyük fedakarlık. Bütün bunların hepsi aşk. Hepsi Hande. Haklısın aslında. Aşk yani çok garip. İnsana çok garip şeyler yaptırıyor. Başkasında görse çok ayıplayacağı şeyler. Asla yapamam, olur mu, yapılır mı dediği şeyler. Kendine yakıştıramadı. Onun hak etmediği şeyler. Sen ona ne yaptın bilmiyorum ama... bence... o seni hak etmiyor Koray. Gerçekten. Sen çok iyi birisin. Ama Hande... kötü biri. Yani onun yüreği kötü. Ben anlamıyorum. Sen nasıl onu öyle sevdin? Şeytanlığı dilinden akarken... sen nasıl böyle üzerinde büyü varmış gibi kapılıp gitmişsin ona? Sen sadece iyilerin sevilebildiğini nereden okudun Gülsüm? Hangi kitapta yazıyor? Ama haksızlık bu. Yani senin gibi birinin onu sevmesi bence çok büyük bir haksızlık. Hiç kimse iyi ya da kötü değil sadece. Ben bu haksızlığı kendime bütün kalbimle, bütün yüreğimle isteyerek yaptım. Defalarca pes ettim. Defalarca geri döndüm. Şimdi gördüm. Onun yüzünde ilk kez gördüm. Bu sefer o pes etti. Bu sefer Hande ilk kez pes etti Gülsüm. Yani vaz mı geçti? Vazgeçti Gülsüm. Anne sonunda bu haksızlıktan vazgeçti. Vallahi ne diyeyim ki anne? Sanki biz Feriha ile otokot olayından sonra küstük. Ben birkaç kez telefonla aradım ama kapalıydı. Hani ben de çok üstüne varmak istemiyorum. Ben hiç anlamıyorum. Ne yapmak istiyor bu kız ya? Salak. Ya salak. Yani akılsız başın cezasını ayaklar çeker derler ya. Aynen öyle. Hayır koskoca Emir Sarrafoğlu'nun karısı bir de gitmiş çalışıyor. Şu kız bu büsbütün gözden çıkardı mı kocasını? Allah'ım büyük Allah'ım bir de dul kalıp gelmesin başımıza bu kız. Oh. Hayır öldü öldü bitti Emir diye. Ha bu kadar mıydı yani? Vallahi bilmiyorum ki ben şimdi abimlere nasıl söylesem mi bunun karşısındaki yaptığını söylemesem mi? Ne diyeceğim şaşırdım vallahi kuş kadar akıl bırakmadı bu kız kafamızda. Ya bu okul okul diyordu ne oldu şimdilik buna? Karşısındakta gündüz okulda gündüz nasıl olacak bu? Hem çalışıp hem okuma olur mu? Kim hem çalışıp hem okuyacakmış? Vallahi kim olacak babacığım? Kızın. Gitmiş bir kafede garsonluk yapıyor. Özgür kız. Ne kafesiymiş bu? Neredeymiş? Kızım. İnanamazsın. Okulda bir dedikodu çıkmış ki okul yıkılıyor. Ne olmuş? Bizim yurttaki kızlar. Feriha ile Zeus'u keşfetmişler. Emir boynuzlandı. Bu yüzden boşanıyorlar kafasında millet. İyi. Güzel olmuş.
Aa, sen özüne dönüyorsun galiba. Bir taşla iki kuş diyelim. Hem biraz eğleneceğiz, hem de küçük mağrur fenacığın dayanıklılığını göreceğiz. Bakalım, dedikoduları alıp başını yürüyünce Feriha Emir'i süründürmeyi bırakacak mı? Cansu nasıl? Bir sorun mu var? Hayır, bir sorun yok. Ama ilginç bir şey var. Aslında ben de sizi bu yüzden görmek istedim. Sizi dinliyorum. Hastamız hızla ilerleme kaydediyor. Onun kadar ileri vakalarda bu ilerleme bizim için de şaşırtıcı. Verdiğimiz ilaçların etken maddesi daha önce kullandığı ilaçlarla aynı. Adli tıptan gelen kan tahlillerini de inceledim. Kan tahlilleri mi? Evet, olay esnasında herhangi bir uyarıcı madde alıp almadığının anlaşılması için yapılan rutin bir işlem. Sonuçlar nasıl çıktı peki? Bir şey kullanmış mı? Hayır, hayır. İlginç olan kanında antidepresan da yok. Nasıl yani? Kanında rastladığımız en etkin şey yüksek dozda B vitamini. B vitamini mi? Bundan ne anlam çıkarmamız gerekiyor? Bundan şu anlam çıkıyor. Cansu Hanım ilaçlarını kullanmıyor. Hiç şaşırmadım. Ya ona o kadar ısrar ederdim ki. Demek ki beni bile kandırmış. Peki doktorlar ona ne sordu? Onlara ne söylemiş? Hoş, onun durumundaki birini nasıl ciddiye alabiliriz ki? Hastamızla henüz bu konuda konuşmadık. Terapisi yavaş ilerliyor. Ama ben yine de sizi durumdan haberdar etmek istedim. Evet, lütfen en ufak bir gelişmeden bile beni haberdar edin. Yani Cansu'nun durumu benim için çok önemli. Haberleşeceğiz, merak etmeyin. Zaten hastamız artık ziyaretçi de kabul etmeye başladı. Ama durumunu takip eden doktor arkadaşlarımız bunun henüz sizin için erken olduğu görüşünde. Eminim doktorlar benim için en uygun olan zamanı seçecektir. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bak Hatice hala, ya bu iş böyle olmaz. Yani ben öyle milletin cezasını kendim ödeyecek değilim. Ya Mehmet gider de tutturursa seninle çalışacaksın diye. Vallahi sen bana arka çıkacaksın. Ya kadın kadının halinden anlar yani. He doğru, kadın kadının halinden anlar. Sen de benim halimden anlayıp bir şu iki merdiveni silversin eline bez alıp. Ay vallahi isterdim ama manikürüm yeni, kusura bakma. Allah'ım sevmesin ya. Kolay gelsin. Ah, nasılsın Lara kızım? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, nasılsın işte, çalışıyoruz. Laracığım, Gülsüm yine sizin butiğe gelmiş, yeni ciciler almış. Onu uymayanları değiştirdi diyelim. Gülsüm sizin tükana mı geldi? Aa tabii ayol, su yolu etti orasını. Yani çatır çatır harcıyor vallahi paraları, güzel güzel şeyler alıyor kendine. Neyse ben gideyim, size kolay gelsin. Sağ ol. Gidecek tabii. Güzel kız, genç kız. Hakkıdır. Hayırdır amca? Hayırlı günler. Feriha Hanım'a bakmıştım. Burada çalışıyor da. Dün kovuldu. Kovuldu mu? Peki, teşekkür ederim. İş yüzünden üzgünüm. Önemli değil, daha iyisini bulurum. Feriha gitme, artık da konuşalım. Konuşmak istemiyorum. Feriha artık dayanamıyorum. Dayanmak zorundasın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben Feriha Sarrafoğlu'nu aramıştım da. Nesi oluyorsunuz amca? Babasıyım. Ben babası oluyorum efendim. Baba? Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk.
Ben buraya alışverişe gelmedim. Seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacağız? Biliyorum garip olacak ama benim o çevreden bildiğim, yani Kore'nin çevresinden ve benim yüzüme bakan tek kişi sensin. Yani Kore'yi daha önce de tanıyan ve konuşabileceğim tek kişi sensin. Gülsüm, konuşma ihtiyacın olduğunu anlıyorum ama doğru seçim ben değilim. Yani Hande benim arkadaşım. Çok eski bir arkadaşım. Biliyorum, ben de zaten bu yüzden geldim. Seninle dedikodu yapalım diyecek halim yok. Ama ben başkasına soramam bunu. Hande gerçekten Kore'nin peşini bıraktı mı? Neden Kore'ye sormuyorsun? Ben onunla konuştum bunu. Ama şimdi Hande cephesinden merak ediyorum. Yani gerçekten bu sefer onun peşini bıraktım, ondan vazgeçtim yoksa yine oyun mu yapıyor? Gülsüm, tekrar ediyorum. Hande benim arkadaşım. Ve onunla ilgili hiçbir özel şeyi sana söyleyemem. Peki tamam. Ben seni zora sokmak istemem. Ama lütfen bana söylemiyorsun ama arkadaşına söyler misin? Bu işin peşini bıraksın. Kore'ye mutlu olma fırsatı versin. Hoşça kal. Lafımı da ayağına gelmemi de başka yere çekme Feriha. Sana ne el öptürmeye ne de ne yaptığını ne ettiğini söylemeye gelmedim. Sana tek bir şey söylemeye geldim. Kendini bil. Pılını pırtını topla ve kocana dön. Kocamın yanına. Şimdi orası mı değerli oldu baba? Sen gizli saklı onca diş bilendiğimiz adamla evlendin. Bir hata yaptın. Şimdi hatanın büyüğünü yersiz yurtsuz dul kadınlar gibi etrafta dolanarak yapıyorsun. Ben sadece düşünüyorum baba. Düşünüyorum. Bir karar vereceğim. Sana kocana dön diyorum Feriha. Biz evlenene kadar neler dediniz, neler yaptınız. Ben emirden kopmadım baba. Şimdi de siz diyorsunuz diye ona geri dönmeyeceğim. Eğer niyetin boşanıp da bizi yerin dibine daha beter sokmaksa benim buna dayanacak yüzüm kalmadı. Sana güzelce bir kez daha söyledim. Böyle başına buyruk giderken babam yine bana kucak açar, ben yine babamı kandırırım diyorsan avucunu yalarsın. Tek ümidim bir gün birbirimizi anlayacak olmamız baba. Başka bir ümidim yok. Nevbahar. Bekliyorum Levent. Bülent ve ikinizin yeniden kardeş olmasını bekliyorum. Anne ölmüş. Çünkü önce kendimi toplamam lazım. Çok ağırdı.
Yani Cansu'yu öyle görmek gerçekten çok ağırdı. Hoşça kalın. Ziyaret günü müydü? Lütfen soru sorma. Niye, Bahar döndü mü? Sabah konuştum. Akşam geliyormuş. Levent? Yakışıklılığa reva mı? Neydi, ne oldu? Baksana. Yazık, karizma yerlerde. 40 yıl düşünsem o bit kadar kızın koskoca veliahtı boynuzlayacağı aklıma gelmezdi. Ne dedin sen? Ya Emir, tamam, sakin ol. Ne diyor bunlar Nehir? Ya bir dedikodu çıkmış. Ne dedikodusu? Ya ben kötü olmak istemiyorum. Git Feriha'ya sor. Kızım adam gibi söylesene, ne soracağım Feriha'ya? Bizim kaptanla Feriha'nın adı çıkmış. Gel kızım, anlat şu işin aslını. Feriha ile Levent Hoca bu aralar çok sık görüşüyor. Bizim yurtta malum tabii, kaçmaz böyle şeyler. Sonuçta senin eşin olunca daha çok dikkat çekiyor. Böyle yurda bırakmalar, gece ziyaretleri falan. Herkes de konuşuyor tabii, insan merak ediyor. Yani siz Levent Hoca yüzünden mi boşanacaksınız? Beş dakika beklersin değil mi? Feriha nerede kalıyor? Yukarıda. Feriha, topla eşyalarını, gidiyoruz. Ne diyorsun be? Çıkar mısın dışarı? Hadi Feriha, kalk gidiyoruz. Gelmiyorum ben bir yere, çıkar mısın? Kalk hadi Feriha. Aa! Ne oluyor be? Topla eşyalarını, eve gideceğiz. Gelmiyorum hiçbir yere ben. Bırak! Bu ne be? Aa! Bırak! Ne yapıyorsun? Emir bırak! Emir bırakır mısın? Bırak! Emir bırakır mısın da olur ya? Emir bırak! Emir bırak diyorum sana, bırak! Bırak diyorum, bırak! Emir bırak! Saçmalama ama ya! Emir bırak! Ya Emir bırak! İndir beni çabuk! İndir! Binmeyeceğim! Bırakır mısın? Etilere lütfen. Gitmiyoruz hiçbir yere, iniyorum ben. Bakın bu benim karım, tamam mı? Evimize götürüyorum onu. Gidelim lütfen. Beyefendi, gitmiyoruz hiçbir yere, iniyorum ben. Vallahi ben karı koca arasına giremem. Aranızda halledin artık. Gidebiliriz. Tamam Mehmet. Ya ne yapalım, başları sağ olsun. Tamam can. Ah kızım, Allah sıralı ölüm nasip etsin. Ana ölümü ne zordur, ne zor. İnsanın bile yüreğine ateş düşer. Mala koskoca devlet gibi de kadındı. Hayır, pat diye gitti. Hayırdır Hatice? Şey abi... Ne bararım, sizlere ömür olmuştu. Ay.
Bırak gelmeyeceğim. Bırakır mısın? Emir bırak. Ya bırakır mısın ya? Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak. Emir bırak. Sana bırak. 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 Ya bırak. Bırak. Ya. Ab. Bırak. Ab. Bırak. Bırak. Gelmeyeceğim. Bırak. Dur. Dur. Hastayım. İkimiz de iyileşene kadar bu evden çıkmayacağız Feriha.